Sevgili arkadaşlar merhaba. Bu platformda Osmanlı tarihini konuşmaya devam edelim sizlerle. Hatırlarsanız bir önceki bölümde Osmanlı kültür medeniyet tarihini konuşmuştuk. Osmanlı'da kültür medeniyet sınavda da sizin karşınıza fazlasıyla tehlikeli e, sorularla çıkabilecek bir alandı. E, umarım orayı e, atlatabilmişizdir. Siz de e, çalışmışsınızdır. Bugün Osmanlı'da duraklama dönemine geçeceğiz sevgili arkadaşlar. E, ardından gerileme ve dağılma dönemiyle Osmanlı tarihini bitirmeyi umut ediyorum. Şimdi bugün duraklamayı konuşmadan önce birkaç bir şey söylemek isterim. Ee, sevgili arkadaşlar özellikle sınava hazırlanan 2021'de e, birçok sınava girecek arkadaşları düşündüğümüz için e, zaten bu videolar biraz da onlara dönük. E, duraklama ve gerileme döneminde en az soru geldiğini de e, hatırlatmak isterim. Buralardan nadir geliyor sorular ama özellikle geldiği vakitte yine e, çok beklenen yerlerden geldiğini de söyleyebiliriz. Örneğin duraklama dönemini konuşacağız. Hemen birinci Ahmet desem büyük ihtimalle Ekber Erşet sistemi ya Sultan Ahmet Camii aklınıza gelir. Dördüncü Murat desem yasak nameleriyle ünlü Bağdat Fatih aklınıza gelir. Yahut dönemin sonunda Osmanlı'nın büyük çapta toprak kaybı yaşadığı antlaşma desem Karlofça adını e, duymuşluğunuz vardır muhtemel. Peki gerileme dönemi onu da konuşacağız. Orada da lale devriyle başlayan bir süreç var. Dönem sonu gibi 3. Selim tarzında reformcu padişahlar var. Ki bizi 2. Mahmud ve artık dağılma dönemine bağlayacak anahtar isimdir 3. Selim nizamı Cedid dönemi yahut o dönem yani gerilemede Ruslarla imzalanan küçük kaynarcı gibi bir takım önemli padişahlar, önemli antlaşmalar söz konusudur. Ve buradan gelir genelde sorular sevgili arkadaşlar. devlet bu konuda çok fazla yormaz sizi. çünkü duraklama ve dağılma aslında bakarsanız çok geniş ve ayrıntılı bir bölümdür. Ama kimsenin farklı bölümlerde olan arkadaşlarımın bunları bu kadar zaman ayırması mümkün değil. E bunu herkes biliyor, soruyu hazırlayanlar dahil. Dolayısıyla duraklama ve dalma gerileme döneminde sorular daha naiftir. Bunu unutmayalım. Ama dağılma döneminde işin rengi değişir elbette. Dağılma dönemi kritik bir dönemdir. Ona da gelince. Ee, tekrar döneriz. Bir de şu e, notu düşmeme izin verin. Modern tarih biliminde artık günümüzde e, efendim yükselmedir, duraklamadır, gerilemedir, dağılmadır gibi dönemsel ayrımlar yoktur. E, bu ayrımlar artık anlamını bir parça kaybetmiştir. E, ancak burada bizim ilk kaygımız Sınava dönük bir hazırlanma olduğu için daha akılda kalabilir modelde çalışma niyetindeyiz. Elbette bizi dinleyen tarihi seven, ilgi duyan, okumalar yapmak isteyen arkadaşlar için de arada değindiğimiz konular olacak. Şimdi vakit kaybetmeden Osmanlı'da duraklama dönemiyle dersimize başlayalım sevgili arkadaşlar. Duraklama dönemi 1579-1699 yılları arasını kapsar. 1579'da Sokollu Mehmet Paşa'nın ölümüyle devlet duraklama dönemine girmişti. Sevgili arkadaşlar biz aslında bu dönemi Kanuni'den sonra Sokollu döneminde konuşmuştuk hatırlayın. Üçüncü Murat değil mi? Kanuni'nin torunuydu Üçüncü Murat. Oğlu 2. Selim'in oğlu 3. Murat. Hani şunu hatırlarsınız. Yeniçeri'ye usulsüz alımlar vardı. İlmiye sınıfı bozulmuştu. Efendim e, bunun dışında devalüasyon vardı. Enflasyon belirtileri vardı. 3. Murat döneminde Sokollu'nun ölümüyle birlikte... E, ...devlet duraklama buhran de, e, dönemine girmişti. Peki 1699... Karlofça anlaşmasıdır. Osmanlı büyük çapta toprak kaybı yaşamıştır sevgili arkadaşlar. Peki bu dönem hangi olaylarla başlar ve biter bunu söyledikten sonra dönemin padişahlarına bakalım. Gördüğünüz gibi hayli uzun öyle değil mi? Şöyle denir en çok padişahın değişti dönem duraklama dönemidir arkadaşlar. Peki kimle başlar? Üçüncü Murat, ki biz üçüncü Murat'ı konuşmuştuk, o yüzden bugün dersimize üçüncü Mehmet'le başlayacağız, onun oğlu. Ardından birinci Ahmet, birinci Mustafa, ikinci Osman, genç Osman, tekrar birinci Mustafa dönemi vardır. Dördüncü Murat, Sultan İbrahim, dördüncü Mehmet, avcı Mehmet, ikinci Süleyman, ikinci Ahmet ve ikinci Mustafa ile dönem bitiyor. Şimdi gördüğünüz gibi bir parça korkutucu gibi duruyor. Yani bunları gören hepsini mi konuşacağız hocam? Diyebilir. E, cevabım net hayır. Sevgili arkadaşlar işte bahsettiğim devletin sorma duraklarını oluşturduğu isimler burada çok nettir. Bir kere 3. Mehmet'le devam edeceğiz. Bu önemli bir isim. Buradan alacağız. Buradan başlayacağız. Ama özellikle 1. Ahmet, 2. Osman, Genç Osman katledilen ilk Osmanlı padişahı. Ardından 4. Murat, Osmanlı'nın önemli maraşallerinden Bağdat Fatih'dir. Onu konuşacağız e, ve ardından 39 yılla Kanuni sonrasında en uzun tahta kalan ve gerçek manada bence bu e, tablonun en sıkıntılı en tehlikeli ismi e, 4. Mehmet Avcı Mehmet'i konuşacağız sevgili arkadaşlar. İşte bu isimler müfredatta olan isimlerdir. Onun dışındakilere devlet yer vermez e, ama biz burada bağlantıyı kurmak adına. Karlofça'yı imzalayan 2. Mustafa'dan da bahsedeceğiz ve böylelikle duraklama dönemini bitireceğiz. Demek ki aradaki bazı padişahlar, aradaki bazı dönemsel kesintiler e, müfredat dışı olduğu için e, buradan soru gelmeyecektir. Peki. Sokolun ölümüyle e, duraklama başladığını, e, Karlovyšte ile de duraklamadan gerileme dönemine geçişin olduğunu söyledik. E, bu döneme buhran dönemi de denir. Bunu unutmayalım çünkü duraklama kelimesi doğru bir tabir değil. Osmanlı örneğin batıda en geniş sınırlara ulaşıyor bucaj antlaşmasıyla. E şimdi o zaman toprak alıyorsanız nasıl durdunuz? denilebilir. Bu yüzden buhran kelimesi daha doğru bir tabir. Peki şimdi padişahlara geçmeden sevgili arkadaşlar gelin duraklamanın nedenlerine bakalım. Bakın burada bir soru da geldi. O soruyu da yine birlikte çözeriz. Şimdi duraklamanın iç ve dış nedenleri var arkadaşlar. Bunlar aslında çok net. Yani bakmayın böyle yazdığımızda sistemli olarak. Ama nedir? Şöyle bir düşünürseniz bir devlet e, zayıflamaya başlıyorsa fetihleri duruyorsa ilerleyemiyorsa bunun e, nedenleri aslında ortaktır. Yani nedir? Askeri sistemde bir bozukluk vardır, merkezi yönetimde bir bozukluk vardır, e, efendim bürokraside, o bürokrasi yetiştiren ilmiye sınıfında bir sorun vardır gibi artırılabilir arkadaşlar. Hemen bakalım merkezi otoritenin bozulması bu alınabilir. Ne kastederiz bundan? Bir e, kafes sisteminin gelmesi. Konuşacağız bunu. Yani bu şu demek e, şehzadeler sancağa gidip devleti e, orada küçük çapta bir e, vali olarak yönetemiyor. Haliyle saraydan saraydaki bir odadan e, tahta ulaşıyor. E, bu da Devlet yönetiminde tecrübesiz olması manasına gelir. E, ordunun başında sefere çıkmaması bazı padişahlar ordunun başında sefere gitmiyorlar. E, bu, bu da e, tabii ki e, onların o başkomutanlık rolündeki zayıflamayı asker üzerindeki gücünü azaltıyor. Bunun dışında şehzadelerin küçük yaşta tahta geçmesi, saray kadınlarının ve diğer devlet adamlarının yönetime karışması. Çok seslilik anlamına geliyor. E, hemen örnek verebiliriz tabii. Yani örneğin e, 4. Murat 11 yaşında tahta çıkar. Annesi naipe, e, naip rolüyle Kösem Sultan uzun süre devleti yönetiyor. E, ya da Avcı Mehmet, 4. Mehmet 7 yaşında tahta çıkar sevgili arkadaşlar. E, annesi Hatice Tarhan Sultan uzun dönem e, naiplik yapıyor. Bu da birçok devlet adımı ile birlikte devleti yönetmesi anlamına gelir. E, çok başlılık merkezi otoritenin bozulmasında önemlidir. E, tabii ki merkezi otoritenin bozulmasında rüşvetin, iltimasın e, yeri de e, vardır. E, bu şekilde devletten payeler kopartan bir yönetici sınıfta çıkıyor karşımıza. E, dolayısıyla otoriteyi bozar. Bir merkezi otorite çok nettir. E, muhtemelen aklınıza yatmıştır. İkinci olarak ordu teşkilatının bozulması. Yeniçeri ocağının bozulması. Hatırlarsanız e, 3. Murat döneminde sünnet düğünü yapılır çocuklarına ve orada Yeniçeri'ye usulsüz alımlar yapıldı bilinir. Koçi Bey yazar bunları risalesinde ondan da bahsedeceğiz. Burada önemli bir cümle şudur. Ordunun bozulmasını anlatan kavram önceden ocak devlet içindir. Yani Yeniçeri ocağı devlet içindir, devletin ordusudur. Ancak bu yüzyılda devlet ocak içindir anlayışına dönmüştür. Bunun ipucu da nedir? Bu yüzyılda askerler ilk kez bir padişahı katletme cüretini kendinde buluyorlar. Genç Osman katledilen ilk padişahtır biliyorsunuz. Efendim ordunun bozulmasını etkileyen elbette toprak sistemidir. Yani taşrada tımar bozulursa tımarlı sipahi düzeni de bozulur. Osmanlı'nın en kalabalık ordusuydu hatırlayın. E, harp teknolojilerinin takip edilememesi bu da önemlidir. E, aslında bunun da medreselerle bağlantısı vardır. Pozitif bilimler e, medreselerde okutulmamaya başlanıyor haliyle... Avrupa ile makas açılacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ordu, ilmiye hepsi aslında bir devlet sisteminin zayıflığını ifade ediyor. Devam. Duraklamanın bir başka nedeni ilmiyenin yani eğitim sınıfının bozulması, e burada da beşik ulemalığı kavramı çıkar karşımıza ki biz bunu kültür medeniyette konuştuk. Müderrisliğin babadan oğla geçmesi. Yani sizin babanız alimse, ulema sınıfındaysa sizin daha beşikten yeriniz hazır manasına geliyor. E bugün halk arasında bunun hangi anlama düştüğünü tahmin ediyorsunuz. Ve pozitif bilimlerin e, okutulmaması da yine e, kritik bir etkiye sahiptir arkadaşlar. Bu soruları okuyacağım merak etmeyin. Bir diğer bozulma nedeni iç neden ekonomik e, ekonomi teşkilatının bozulması, maliyenin bozulması. E niye? Savaşlar uzun sürüyor. Yani mesela örnek vereceğim Girit kuşatması 20 yılın üzerinde tamamlanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Kanuni döneminde iki saatte Macar ordusu telef edilmişti Mohaç'ta. Ama şimdi e, Girit kuşatması 20 yılın üzerinde. E buna can mı dayanır? Buna kuşatma mı dayanır? Para mı dayanır? E, değil mi? Ganimet e, azalıyor bu şekilde unutmayalım. Efendim lüks, israf, tımar sisteminin bozulması aynı zamanda ekonomi ve toprak sistemini de etkiliyordu unutmayalım. Eee ekonomi bozulur. Çünkü bu dönemde çok padişah değişti dedim hatırlayın. E, padişahın değişmesi demek, e, cülüs dağıtması demek padişahın. E, Yeniçeriler bunu bile koz olarak kullanıyorlar. Yani bir padişah devirelim ki gelen bize cülüs bahşişi dağıtsın mantığı da hakim olmaya başlıyor. Eee tabii ki coğrafi keşifler, ticaret yollarının değişimi de ekonomiyi etkiler ama bu biraz daha dış nedendir. Hemen o da gelecek dış nedenler. Duraklamanın dış nedenleri bir kere devletin doğal sınırlara ulaşması. Sevgili arkadaşlar imparatorluk olsanız da Sınırlarınız öyle uzak noktalara ulaşıyor ki artık bir zaman sonra e, oradaki otoriteniz azalmaya başlıyor. İşte buna doğal sınırlar ulaşma denir. E, biz biliyoruz ki 1590 Ferhat Paşa ile Doğu'da en geniş sınırlara ulaşıldı. E, hatırlayın şöyle demiştik 3. Murat döneminde e, Gürcistan ve Dağistan alınmıştı. Öte yandan yine konuşacağız bu yüzyılda bu caş antlaşmasıyla batıda en geniş sınırlara ulaşıldı 4. Mehmet döneminde e, Lehistan topraklarında değil mi Podolya alınıyordu. Bir diğer duraklama nedeni Haçlı ittifakı buna e, bu yüzyılda kutsal ittifak diyeceğiz arkadaşlar. Coğrafi keşifler, yolların değişmesi Rönesans ve reform hareketleri de Avrupa'da bir takım düzenin oturtması, bilimin, tekniğin gelişmesi, mezhep savaşlarının engellenmesi gibi süreçleri doğuracak. Yani Avrupa kendi iç huzurunu bulmaya başladıkça Osmanlı'ya karşı birleşmeye başlayacaklar. E bu da Osmanlı için tehlikeli bir durum. Sevgili arkadaşlarım gördüğünüz gibi iç ve dış nedenler var. Aslında bunların hiç öyle ezbere gerek yanı yok. Merkezi otoritenin, ordunun, eğitimin, ekonominin bozulması iç nedenlerdir. Doğal sınırlara ulaşmak, haçlı zihniyeti, coğrafi, keşifler, rönesans ve reform hareketleri de dış neden olarak karşımıza çıkar. Şimdi burada sorulara bir bakalım. Genel bir soru muhtemelen. O yüzden üste koymuşum. 2006 KPSS ön lisans sorusu. Ee, şöyle gelmiş. Aşağıdakilerden hangisi 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik durumunun bozulmasının nedenlerinden biri değildir? Tam da bu yüzyıl işte 17. yüzyıl duraklama. İç ayaklanmaların çıkması. Celali isyanları çıkacak konuşacağız. Ticaret yollarını yön değiştirmesi, Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi bu olmayacak. Bu sonranın hikayesi, ikinci Mahmut'un hikayesi öyle değil mi? Yani 19. yüzyılın hikayesi sevgili arkadaşlar. E, daha var bunlara. Bakın savaşların yüklü harcamalar gerektirmesi, tarımda ağır vergilerin köylünün toprağı bırakıp kente göç etmesi, büyük kaçgun deniyor buna. E, dolayısıyla çok mantıklı bir C şıkkı karşımıza çıkıyor. Burada bir soru vardı. Ona bir bakalım. İlmiye ile alakalı olsa gerek. 2003 KPSS lisans sorusu arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyıldan itibaren medreselerde okutulan derslerden biri değildir. Gördüğünüz gibi medreselerde çok ders var ama anahtar kelime ne dedim ya duraklama ile birlikte pozitif bilimler e, medreselerde okutulmamaya başlanıyor. Bakın bu cümleyi bilmeniz bu soruyu yapmanız anlamına gelir. Bir pozitif bilim bulmanız lazım. Hadis tefsir, Kur'an kelam e, varken bunlar İslami ilimler. Ama kimya, fizik, değil mi matematik bunlar pozitif bilimler. Dolayısıyla cevap Adana olacak. Peki duraklamanın iç ve dış nedenlerine baktık. Şimdi bir de duraklama döneminde isyanlara bakalım arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar isyanları e, dörde ayıracağız. E, bunlardan iyi ki İstanbul isyanları yani merkez isyanlarıdır. E, merkezde kim var? Kim isyan edebilir? Yeniçeri. Yeniçeri neden isyan eder? Merkezi otorite zayıfladığı için, değil mi? Deneyimsiz şehzadeler başa geçtiği için, çok sesli bir yönetim olduğu için padişahın mutlak otoritesi yoktur ve bu fırsatı da e, Yeniçeri değerlendirir. Yeniçeri ve sipahi isyanıdır arkadaşlar, merkez isyanı. Elbette Cülus Bahşiş'i almak için de karşımıza çıkar. Ee, genelde Yeniçeri kazan kaldırır, kazan kaldırma denir. Çok sıktır bu isyanlar 3. Murat'ta, 4. Murat'ta, 2. Osman'da, 4. Mehmet'te hemen hemen her dönemde vardır. Peki buradan bize soru gelebilir mi? Gelir arkadaşlar. Bakın burada da zaten sorusu var ama en son okurum. Şimdi iki tane şimdi iki tane sınav için tehlikeli soru modeli vardır. Efendim neden isyan eder? Yeniçeri tekrar edelim. Yani maaşları ödenmiyordur ya da ödenen maaş düşük akçelidir. Merkezi otorite bozuktur gibi nedenler var. Şimdi 3. Murat keza böyledir. Paranın değeri düşmüştür. Defterdar öldürülür maliyeci. Genelde hep maliyecilerin başına patlar bu meseleler ya. Ama iki önemli durum var. Birincisi Genç Osman. Genç Osman, Hotin seferi sonrasında Yeniçeri'nin disiplinsiz davranışından dolayı bu ocağı artık kaldırmak gerektiğini, ıslah etmek gerektiğini düşünür. E bu haber Yeniçeri tarafından duyulur ve Genç Osman katledilir sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu soru, burada düşmüşüm notunu, 2016'da geldi. Katledilen padişahtır. İlk padişahtır genç Osman. Hotin seferi sonrasında. Dolayısıyla bu geldi. Geldiğine göre böyle bir soru. Benim buradaki favorim arkadaşlar dördüncü Mehmet dönemidir. Dördüncü Mehmet döneminde yine düşük akçeli maaş alan Yeniçeri isyan eder. İsyan sırasında birçok devlet adamını padişahtan talep eder öldürmek için el mahkum padişah da genç Osman'ın akıbetini bildiği için artık gözü korkmuştur ve devlet adamlarını Yeniçeri'ye bırakır. İşte arkadaşlar Yeniçeriler askerler Sultan Ahmet'te bir ağaca 30 küsur devlet adamını asar. Halk bu olaya vakayı vakvakiye der. Ee, e, tabii ki tarih yazımına çınar vakası diye geçer. Neden vakayı vakvaki denir? Vakvak ağacı İslam inancında meyveleri insan başına benzeyen bir ağaç türüdür. Devlet adamlarında asıldığı için arkadaşlar e, böylesi bir görünüm yansıyor halka e, ve halk da vakayı vakvaki ediyor. Çınar vakası, devlet adamlarının çınar ağacına asılması adisesi, 4. Mehmet dönemi. Bence burası favoridir. Aman dikkat ediniz arkadaşlar. Bir yıldız koyun. Peki bir merkez isyanıydı. İki, Celali isyanları. Ee, burada Celali isyanları Anadolu'da çıkan isyanlardır arkadaşlar. Hatırlarsanız ilk Celali isyanı Yavuz Sultan Selim döneminde... Tokatta Bozoklu Celal tarafından çıkmıştı. Bence burası çok kritiktir. Bir yıldızı yapıştırın. Bakın Yavuz Sultan Selim döneminde başlamış aslında. Daha sonra bu yüzyılda yani 17. yüzyılda Anadolu'da çıkan isyanlara da Bozoklu Celal'den dolayı Celali isyanları denmiş. Peki neden denir? Neden çıkar bu isyanlar? Bir kere ekonomi bozulduğu için arkadaşlar, artan vergiler halkın belini bükmüştür. İltizam sistemi yaygınlaşmış, mültezimler halkı sömürmeye başlamıştır. Efendim yerel yöneticiler hal halka zulmetmeye başlamıştır. Bunu da konuşacağız ve tımar sistemi bozulmuştur. İşte köylünün, Anadolu köylüsünün isyanında bu nedenler ön plandadır. Çok sayıda isyan var. Sizden Bozoklu Celal'i bilmenizi isterim. Burada Can Bolatoğlu isyanı Kilis civarındadır. En güçlü isyanlardan biridir arkadaşlar. Bunu bilmenizi. E, isterim en azından belki alancı arkadaşlar da e, dikkat edebilir. Bunun dışında Deli Hasan, Kalenderoğlu, Gürcünebi, Katırcıoğlu, e, Tavil Ahmet, Uzun Ahmet isyanları bunlar e, daha çok alancı arkadaşlara gelebilir. E, belki hangisi 17. yüzyılda Celali isyanlarından biri değildir der. E, bakın bütün bu isimleri yazar Bozoklu Celal der mesela aman dikkat edin Bozoklu Celal. Yavuz Sultan Selim döneminde. Bakın çok bilindik aynı paralelde gider ama dönem sorusunu yazarlar e, dikkat edin. Celal İspanları bu şekilde. Küçük bir önerim var sevgili arkadaşlarım sizlere. E, Derviş Zaim önemli bir yönetmen e, Türk sinemasında 2005 e, Cennet'i Beklerken e, filmini. Öneririm size arkadaşlar. Cenneti Beklerken 17. yüzyıl Anadolu'sunda Celali isyanları sürecini ele alan bir filmdir. Mütevazi bir film. Bana da tesadüf eseri denk geldi yıllar önce. Müzikleri şahane, kurmaca bir hikaye var. Ve daha da önemlisi bir nakkaşın gözünden anlatır filmi. Yani minyatür sanatçısını yer yer filmde minyatürler de kullanılır. Oradan görüntüye ulaşılır arkadaşlar. Bu açıdan çok keyiflidir. Mütevazi filmdir. Kurmacadır. E, mutlaka mutlaka ama e, izlemenizi isterim bu filmi. E, bence seveceksiniz. Birazcık yavaş gider. Eğer hızı ve action'ı seven arkadaşlar varsa onlar bakmasın. Peki üçüncü isyanlar, eyalet isyanları. Eyalet isyanları yine aslında Taşra'da ama burada e, bir takım devlet adamlarının, valilerin isyanları çıkıyor karşımıza. Ya da efendim Voivoda gibi bir takım yöneticiler tarafından çıkan isyanlardır. Eflak'ta, Boğdan'da, Erdel'de, Halep'te, Yemen'de, Bağdat'ta. Değişebiliyor arkadaşlar. E, yerel yöneticiler de isyan edebilir ama bunların önemlisi işte Erzurum valisi Abaza Mehmet Paşa. Şimdi e, ya da işte Sivas valisi Varvar Ali Paşa. Burada da Erzurum valisi çok enteresandır. E, 20 bin'e yakın ordu toplayıp İstanbul'a yürür arkadaşlar. Neden? Der ki yeniçeriyesiz ikinci Mahmud'u yani padişahımız, hünkârımız e, Osman, affedersiniz, e, Osman'ı katlettiniz. E, biz de bunun intikamını alacağız. Dolayısıyla hünkârımız Osman'ın can bedelini ödeyin diye İstanbul'a yürür. E, o dönemde de sonradan 4. Murat vardır, e, affeder e, Vali çünkü devlete sadakatle bağlıdır. Ema e, dönemde benzer ve farklı isyanlar da var arkadaşlar. E, halka zulmeden valiler de var. Bu yüzden Anadolu köylüsü e, toprağı terk edip büyük şehirlere göç ediyor. Osmanlı'nın en nefret ettiği hadisedir. Toprağı bırakıp köylünün dağılması. Buna arkadaşlar büyük kaçgum deniyor, büyük göç hareketi. Osmanlı bunu istemez çünkü toprak sistemi bozuluyor, güvenlik sistemi bozuluyor ve merkezler nüfus aldığı için sayısı arttığı için merkezlerin düzeni bozuluyor. Bir dördüncü isyan suhte isyanları, suhte medrese öğrencileri arkadaşlar medrese isyanlarıdır. Medrese öğrencileri iş bulamamaktan, geçim sıkıntısından dolayı isyan etmiş ama bu isyanlar ki dönemin önemli sadrazamlarına, Kuyucu Murat tarafından da son derece sert müdahalelerle önlenmiştir. Dolayısıyla dört isyan modeli çıkıyor karşımıza. merkezi isyanı, Yeniçeri, Sipahi isyandır. Celali isyanları, Anadolu köylüsüne ait isyanlar. Eyalet isyanı, Taşra'daki vali gibi yerel yöneticiler isyanıdır. Ve suh teziani medrese öğrencilerinin isyanıdır. Burada büyük kaçkına da dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Peki bu yüzyılda ıslahatlar yapılacak 17. yüzyıl duraklama ıslahatlarının genel özellikleri neler arkadaşlar? Bu arada ıslahatın tanımını yapmışız onu şu anda geçebiliriz bu dönemdeki padişahlar ve önemli sadrazamlar var ki biz bu adamların hepsini konuşacağız bakın köprülüler dönemi efendim Tiryaki Paşa, Kuyucu Murat, Tarhuncu buralardan tek tük de olsa sorular geliyor ama gelin önce padişahlara geçmeden artık e, bu yüzyılın genel ıslahat özelliklerine bir bakalım Avrupa etkisi yoktur. En sık kullanılan soru biçimi budur. Biz daha 17. yüzyıldayız ve 17. yüzyılda Avrupa etkisi yoktur. Ne zaman var Avrupa etkisi? 18. yüzyıl yani Lale devrinin başladığı dönemde 1700'lü yıllarda Avrupa etkisi vardır arkadaşlar. 1600'lü yıllarda yoktur. Peki bu yüzyılda... E, Baskı, şiddet ve korkuya dayanan bir iklim ortaya çıkıyor. Dördüncü Murat gibi, Kuyucu Murat gibi sadrazam ve padişahlar böyle bir yargıyı doğurur arkadaşlar. Elbette merkezi otoriteyi artırmak içindir. Kişilere bağlıdır bu ıslahatlar. O yüzden her gelen yeni bir model dener. Köklü ıslahatlar yoktur. Halkın desteği yoktur. Bunu unutmayalım. Daha çok askeri ve ekonomik alanda ıslahatlar yapılır. Buraya da bir yıldız yapıştıralım önemlidir. E, hukuktur, eğitimdir bunları karıştırmayın. Daha sonra bunların bir tablosunu vereceğim size. Sizden istediğim şu anda duraklamada askeri ve ekonomik alanda ıslahatlar var. Peki nedir bu yüzyıldaki ıslahatın amacı? Amaç arkadaşlar e, şudur altın çağa geri dönmek. Yani yükselme devrinde. Değil mi? Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler döneminde Osmanlı en parlak dönemini yaşıyor. Şimdi de tekrar o dönemlere dönmek amacında. Bakın devlet aslında yavaş yavaş gücü azalmaya başlıyor ama hala bu işin farkında değiller. Hala daha ...duraklamanın bir yol kazası olduğuna inanılıyor. Osmanlı bunu atlatır ve altın dönemine tekrar döner mantığı var. Ama dönemeyip daha da beter gerileme evresine geçecek. Askeri ıslatlar yapılmıştır elbette. Madem duruyorsunuz askerde bir takım değişiklikler olması lazım. Yeniçeriler, devlet adamları, saray kadınları ve ulema arkadaşlar... Yeni yapılan ıslahatlara karşı çıkan zümreler olarak bilinir. Yeni gelen padişahların ıslahat denemelerine engel olmaya çalışırlar. Örneğin ilk ıslahatçı e, padişah Genç Osman diye bilinir. Genç Osman e, katledildi. Dördüncü Murat uzun dönem e, sesini çıkartamadı gücü tam olarak sağlayana kadar. Bu dönemde bir dikkat notumuz var. Büyük kaçkun vardı hatırlayın arkadaşlar. Tımar sistemi bozulur. Çünkü köylü, halk büyük şehirlere göç eder, toprağını bırakır. Bu yüzden Anadolu'da bir askeri güç boşluğu çıkar karşımıza. Bu yüzyılda devlet sekban adıyla ücretli asker alımında bulunur. Sekban bunun üçüncü selimdeki sekbanı ceditle alakası yok. Karışmasın. Bazı arkadaşlarım da karışıyor. Onlar aynı şey değil. Konuşacağız onu üçüncü selimde. Burada sekban ücretli asker. E ama bunlar da başa bela. Neden? Savaş olursa iyi güzel savaşa gidiyorlar. Peki savaş yoksa para da yok, maaş da yok. Ortalıkta dolanıp tehlikeli olabiliyorlar. Başa bela olabiliyorlar. Bu açıdan da iki ucu tehlikeli Osmanlı devlet düzeni için. Ama Sekban'a burada dikkat edelim. Bombayı gördünüz arkadaşlar. Yarın bugün gün 16, 17. yüzyılda merkezi otoritenin bozulması, Taşra düzeninin bozulması ve güvenlik açığına karşılık Taşra'da Osmanlı'nın aldığı önlem, atadığı ücretli askere ne denir? Sekban derse ee, bu açıdan doğru cevabı bulmuş oluruz. Peki artık padişahlar dönemine geçelim arkadaşlar. Burada tabi tekrar edeyim. Duraklama dönemi Sokollu'nun ölümü ile başlıyordu. Öyle değil mi? Çimin dönemi 3. Murat. Üçüncü Murat döneminde duraklama başladı. Ama biz Üçüncü Murat'ı Sokollu döneminde konuştuk. Öyle değil mi? Kanuni döneminden sonraki Sokollu videolarına bakın. Üçüncü Murat'ı konuştuk. O yüzden şimdi Üçüncü Murat'la değil, onun oğlu Üçüncü Mehmet'le yolumuza devam edelim arkadaşlar. Üçüncü Mehmet 1595 1603 yılları arasında Osmanlı tahtında oturmuş bir padişah. Gelin bu dönemi tanıyalım. Sevgili arkadaşlar 3. Mehmet döneminde şehzadelerin sancaklarda görev alma usulü kaldırıldı. Şehzadelerin sancağa gitme usulü kaldırıldı. Onun yerine artık şehzadeler kafesten ya da şimşirlik... ...doğru adı şimşirliktir elbette... E, ...şimşirlikten... E, ...doğrudan tahta çıkıyorlar... ...peki bu neden kritik... E, ...şimdi tecrübe kazanamıyorlar... ...işte bu yüzden... E, ...burada küçük bir notumuz var ama... ...kafes halk arasında denir... ...şehzadenin yaşadığı yere kafes denmez... ...onun orijinal adı... ...şimşirliktir sevgili arkadaşlar... ...neden... E, ...birkaç odadan oluşan bir yeri vardır... ...sarayda şehzadenin... O odanın bir avlusu vardır. Etrafı çevrili tabii demir parmaklıklarla. O avluda bir şimşir ağacı vardır. Her mevsim yaprakları yeşildir şimşir ağacının. E, dolayısıyla odaya da şimşirlik deniyor. Kafes halk arasındadır. Demek ki üçüncü Mehmet şehzadelerin sancağa gitme usulünü kaldırdı. Yani kendisi son kez gitti. Giden odur. Oğullarının gitmesine izin vermedi arkadaşlar ee, bunu unutmayalım o zaman iki yargı çıkıyor sancağa gitme usulünü kaldırdı bir son giden şehzade de kendisi oldu haliyle E peki şu sorulabilir o zaman e, mantıklı olarak. Neden böyle bir önlem alındı hoca? Şimdi arkadaşlar burası işin akademik kısmıdır. Hiç kafanızı bulandırmayayım ama bu sistem zaten değişmişti. Kimin döneminde? Ta kanuni döneminde. Oğulları Selim ve Bayezid iç savaşa tutuşunca şehzadelerin sancağa gitme usulü büyük abi dışında yoktu. Yani daha kanuni döneminden sonra büyük şehzadeler dışındaki şehzadeler gitmiyordu. Ama şimdi büyükler de gitmeyecek. Üçüncü Mehmetle birlikte neden neden olacak? Anadolu'da Celali isyanları var. Anadolu kavruluyor. Şehzadelerin gitmesi tehlikeli. Can güvenliği ön planda. O yüzden artık büyük abiler de sancağa gitmeyecek. Bunu söyleyebiliriz. Bir diğer özelliği üçüncü Mehmet'in ordunun başında sefere çıkan bir padişahtır 3. Mehmet Kanuni'den sonra ordunun başında sefere giden e, ilk padişahtır Avusturya seferine çıkacak yani şu demek arkadaşlar hemen e, kitabınız var önünüzde kitabı almanızı istememin nedeni de buydu bu cümleyi söyleyince kafanız karışacaktır eminim ama dikkati okursanız e, olay dağılır açılır ne demek o Kanuni 13 büyük sefere gitti mi gitti Kanuni'nin oğlu 2. Selim Sefere gitti mi? Hayır. Gitmeyen ilk padişahdı. Onun oğlu 3. Murat sefere gitti mi? Hayır. Demek ki Kanuni'nin oğlu ve torunu sefere gitmedi. Ama işte 3. Murat'ın oğlu 3. Mehmet tekrar gitmeye başladı. Yani Kanuni'den sonra Selim ve Murat sefere gitmedi arkadaşlar. E ama 3. Mehmet Kanuni'den sonra tekrar sefere giden bir padişahtır. Tamam. İşte dikkat kısmı e, bize bu açılımı sağlıyor. Notlarınız elinizde ise lütfen hemen bir yıldız koyun. Peki e, bizim notlarımızın şöyle bir güzelliği var. Yani ben de sizin yerinizde olsam ve çalışsam hemen şunu düşünürüm. Bu adam bakın üstte dedik ki sefere gitti Kanuni'den sonra. Avusturya seferi. Neresiydi bu sefer? Gelebilir mi hocam? Gelir gelmez mi? İşte o yüzden padişah sonrası hemen dış politikayı e, koydum sizler için arkadaşlar ki daha net görebilelim. Arkadaşlarım e, 3. Mehmet'in gittiği sefer 1596 Haçova Meydan Savaşı. İşte bu savaşa katılıyor ve Osmanlı e, burada Eğri Kalesini feth fethedecek, alacak haliyle bizim 3. Mehmet de Eğri Fatih olacaktır. Eğri Fatih 3. Mehmet. Neden önemli? Daha önce 4. Murat Bağdat Fatih'ini sordular. İyi de Bağdat Fatih geldiğine göre niye Eğri Fatih gelmesin? O yüzden şahane bir sorudur bence. Yalnız Osmanlı tarihinde görüp görebileceğiniz en tuhaf, enteresan savaşlardan biridir Haçova Meydan Savaşı. Hani 90. dakikada maçı kaybetmek üzeresiniz de uzatmalarda atılan iki golle zafer kazanırsınız ya. Ona benziyor. Savaş kaybedilmiş, kaybedilmek üzere yeniçeri dağılmış, hükümdar neredeyse geri çekilmek üzere ama geri hizmetlerdeki mutfaktaki seyisler falan eline kılıç alıp savaşmaya başlayınca ve bizim üçüncü Mehmet'in hocası savaşın gerçek önemli ismidir. Hoca Saadettin Efendi'nin padişahı ikna edip savaş meydanında kalmasını sağlayınca geri çekilen, kaçan, yeniçeri geri döner. Ve Osmanlı son dakikada önemli bir zafer Kazanır sevgili arkadaşlar. Ee, bu savaşla birlikte Eğri alınır. Ardından kısa sürede Kanije ve Estergon kaleleri de alınacak. Ee, bizim tarihimizde tabi e, Cüneyt Arkın'ın Malkoçoğlu filmleri vardır meşhur. Orada Estergon, Eğri, Kanije çok geçer e, bu kaleler. E, alınacak sevgili arkadaşlar. Ama Avusturya sınırında olduğu için Elbette daha sonra Avusturya ordusu tekrar yüklenir. İşte o zamanda da e, Kanije'yi müdafaa eden bir isim çıkar karşımıza. Tiryaki Hasan Paşa. Kahve hastasıdır. Tiryaki'dir. E, bu açıdan Triyaki Hasan e, Paşa olarak bilinir. Sizden iki isim ve iki önemli durum bilmenizi isteyeceğim. Üçüncü Mehmet Eğri Fatih, e, Kanije müdafi ise Tiryaki Hasan Paşa. Sevgili arkadaşlarım mantığımıza daha da fazla yer etsin diye küçük bir harita paylaşmak istedim. Şimdi bakın e, bu bölgeler yani Eğri aldı falan da Kanije'yi, Estergon. Hocam nerede bunlar? Arkadaşlarım e, Macaristan'da. Macaristan'ı kanuni almıştı biliyorsunuz. Bakın Eğri, Estergon ve Kanije. Şimdi görüyor musunuz? Avusturya sınırındaki e, kaleler. Yani Avusturya bu dönemde eğer Osmanlı zayıflarsa e, bu coğrafyada kimin saldırmasını beklersiniz? Avusturya. İşte Avusturya sınır kalelerine saldırıp alma niyetinde. Buna karşılık da 3. Mehmet e, Haçova Meydan Savaşı ile Eğri Kalesini alıyor. Daha sonra Estergon ve Kanije kaleleri de bir hat şeklinde tutulur sevgili arkadaşlar. Demek ki üçüncü Mehmet e, Kanuni'den sonra ordunun başında sefere gitti. Sancak sistemini bitirdi. Sancağa giden son adam e, Eğri Fatih ve bu dönemde Hoca Saadettin'in katkılarını unutmayalım elbette. Önemlidir sevgili arkadaşlar. E, burada... E, Hoca Saadettin e, baş hocasıdır e, 3. Mehmet'in. E, ona da dikkat edelim. İmtiyazlı hocalarındandır. E, Hace-i Sultani olarak da biliniyor. E, ama 3. Mehmet'in e, tabi buraya almadım. E, yani yazmışım gerçi şuraya ama e, müfredatta böyle bir soru gelmez muhtemelen ama... ...İstanbul halkı tarafından pek sevilen bir padişah değil. Neden? Neden? Ee, sevgili arkadaşlar tahta geçtiğinde 19 kardeşini bir gecede boğdurmuştur böyle sarayın önünde küçük küçük tabutlar var ee, hatta e, bazı kardeş, kız kardeşlerini bile boğdurduğu söylenir pek sevilen bir padişah değil zaten bakın Fatih ile kardeş katli yasallaştı işte uç nokta burasıdır bizim üçüncü Mehmet'in oğlu Ahmet 1. Ahmet Düşünsenize 19 amcanız boğduruluyor. Ahmet'le sistemin değişmesi, Ekber Erşet'in gelmesi de daha mantıklı olarak kafamıza oturuyor işte. Demek ki Ahmet'in babası 19 kardeşini bir gecede boğdurdu. O yüzden İstanbul halkı tarafından sevilen bir padişah. Birinci Ahmet, Hemen burada soruları göreceksiniz. Ee, herhangi bir soru almışlığımız var mı Mehmette? Yok. Ee, yani duraklama gerilemede az gelir. Gelen yerlerde bellidir. İşte o ilk duraklardan biri. Birinci Ahmet. Şüphesiz en fazla sorunun gelebileceği yerdir. Bakın hemen soruları göreceksiniz burada. 1603-1617 aralığındadır diyebilirsiniz ki hocam bu adamların bu padişahların dönemlerini bilmemiz gerekiyor ama hayır arkadaşlar ama ama e, duraklama döneminin padişahları olduğunu bilin en azından. Peki sancağa gitmemiş ilk sultan neden? Babası 3. Mehmet sancak sistemini tam anlamıyla kaldırdı. O yüzden o yüzden kafesten yani saraydan e, tahta çıkan bir padişahtır çok genç yaşta 12 ya da 13 yaşlarında geçiyor çocuğu olmadan tahta çıkıyor bakın burası kritik işte çocuğunuz yok tahta çıktınız ve bir kardeşiniz var Mustafa akli dengesi yerinde yok ama Şimdi Mustafa'yı boğdurmak gerekiyor kanunen öyle değil mi? Çünkü babanız 19 kardeşinizi boğdu, amcanızı boğdurdu. Şimdi sizin de bu sistemi yapmanız gerekiyor. Ancak ancak siz evlenmediniz Mustafa e, Ahmet daha sünnet bile olmadı bir kardeşi var Mustafa. Şimdi Mustafa'yı öldürdüğünüzü varsayın. Sizin çocuğunuz olmazsa hanedanın soyu kuruyabilir. İşte sevgili arkadaşlar, aslında birinci Ahmet'in değil devlet adamlarının bastırması ile birlikte kardeşi Mustafa'nın Mustafa yaşamasına izin vermek zorunda kalıyor. Daha sonra öldürme niyeti var ama bunu devlet adamları araya girerek devletin bekası için engelliyorlar. Bu durumda da yavaş yavaş sistemin değişmesi yani artık kardeşlerin öldürülmemesi onun yerine en yaşlı, en akıllı ismin Ekber ve Erşed'in tahta çıkmasının yolu da açılıyor. Demek ki Ekber ve Erşed kanunu 1. Ahmet döneminde kabul edilen önemli bir... Ee, değişiklik, veraset değişikliğidir. Hemen sorularına bakalım mı? Burayı ertelemeyelim. Çünkü Ekber Aşet buranın doğal favorisidir öyle değil mi? Her daim gelir. Şimdi bir bakalım isterseniz sorulara. Ee, şöyle bir soru almışım ilk olarak. 2006 KPSS Orta Öğretim. Osmanlılar'da bir cametten itibaren padişahların, e, padişahlığın hanedanın en yaşlı üyesine geçme usulünün uygulanmasına başlanmasında güdülen amaç nedir? Eee saltanat sistemini devam ettirmek, taht kavgalarını önlemek. Evet arkadaşlar cevap Bursa olacak. Neden? E, kardeşlerinizi Fatih Fatih böyle bir kanun kardeş katli kanununu koyarken taht kavgasını önlemek için koymuştu. Ama e, burada sistem değişti. Şimdi abiler, işte kardeşler yaşayabiliyor. Burada taht kavgaları önlensin. Bir model koyalım. Kimin tahta çıkacağını bir sisteme dayandıralım mantığı varsa. Aslında gene taht kavgasını önlemek içindir. Burada veraset sistemi değişti dememizin nedeni de budur. ne anlayacağız demek ki Ekber Aşet taht kavgalarını engellemek için ortaya çıkmış bir sistem. Çıkmış sorudur. 2010 KPSS orta öğretim bir başka orta öğretim sorusu Osmanlı Devleti'nde padişahlığın hanedanın erkek üyelerinin en yaşlısına geçme usulü sistemi e, hangi padişah döneminde kabul edildi? Ekber Erşet 1. Ahmet dönemidir elbette. Bir başka sorumuz var yine bir orta öğretim sorusu e, 2014 Fatih Sultan Mehmet tarafından yazılı kanun haline getirilen ve devletin parçalanmasını önlemek amacıyla padişahlara tanınan kardeşlerini öldürebilme yetkisi e, aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde kaldırıldı? Birinci Ahmet bu sistemi kaldırdı ki Ekber ve Erşeti getirsin. Yani aslında soru uzatmış ama Ekber Erşeti getiren kimdir sorusudur aslında. Cevap yine Ahmet olacak. Yani aslında 2010 ve 2014 Orta Öğretim KPSS sorusu aynı. Sadece lafı e, dolandırıp e, uzatmışlar, kafayı karıştırmak istemişler ama net. Sevgili arkadaşlarım burada. Ahmet'le alakalı az bir yer kaldı onu tamamlayalım. 1613 fermanıyla içki yasağını koymuştur. İçki yasağı, işte tütün, alkol bunu illa 4. Murat'ı beklemeyin. 1. Ahmet döneminde de böyle bir yasak vardır. Meyhanelere dönük. Tabii 4. Murat bunu çok büyük sistemli ve Takipli bir modele dönüştürüyor. O yüzden daha çok akılda kalıyor. İlk buradadır. E, dönemin ünlü bir sadrazamı var. Kuyucu Murat Paşa. Sevgili arkadaşlarım, Kuyucu Murat Paşa, duraklama döneminin ruhunu anlatan bir isim. Hani dedik ya baskı ve şiddetle bütün o ayaklanmalar bastırıldı. İşte bu bastırmada en önemli isimlerden biri Kuyucu Murat. Zaten bu kuyucu lakabını neden aldığını da az çok çıkarmışsınızdır. İsyanları bastırırken kesilen başların kuyulara doldurulmasından dolayı. Bakın sevgili arkadaşlar bu konuyla alakalı İlber Hoca şöyle bir açıklama yapar. E, 90'ında bir devletli olduğu için düşmesin diye kendini ata eyerletip böyle bağlatıp e, Anadolu'ya geçen sadece suçluyu değil suç ihtimalini hatta kabiliyeti olanı bile cezalandıran isim. Diyeceksiniz ki bu biraz abartılı mı bir yargı sizce? E, ama Naim'a Osman ilk resmi tarihçisi şöyle bir hikaye anlatıyor arkadaşlar. Bakın Osmanlı'nın ilk resmi tarihçisi anlatıyor. Diyor ki Naima, Kuyucu Murat Paşa Celali isyanlarını bastırmak için Anadolu'ya gider, çadırını kurar ve Celaliler tek tek yakalanmaya başlanır. Huzuruna getirilir. Sonra derken bir gün bir adam yakalandı ve getirildi. E, kuyucu Murat Paşa sordu. Necüsün der. E, adam sas çalar, türkü söylerim der olsun der kuyucu Murat Paşa. Celali eğlendirmek Celali'den sayılır. Vurun kellesi. Adam gider. Beş dakika sonra içeri bir başkası girer. Çocuktur daha. Sen de der. Ee, Sasçalar türkü söylerim der. Gelen biraz önceki adamın oğludur. Olsun der. Celali eğlendirmek Celali'den sayılır. Vurun kellesini. Şimdi bunu deyince etrafındaki asker ve devlet adamları aman paşam sebiye kıymasak mı dediği yazılır. Bunun üzerine Kuyucu Murat kalkar, Samur Kürkü'nün başlığıyla çocuğu boğar. E, bu dönemin ruhunu sanırım anlatan önemli bir hadise. Haliyle Kuyucu Murat Paşa'ya bu açıdan dönemin ruhunu anlatma açısından dikkat edilmesi gerekiyor. Ve bu dönemin çıkmış bir başka sorusu sevgili arkadaşlar. Sultanahmet Camii. Biz bunu kültür medeniyette bahsettik ama o ihtişamlı yapıya şöyle bir bakın. Sevgili arkadaşlarım 1. Ahmet döneminde yapılıyor. Sedefkar Mehmet A, Mimar Sinan'ın öğrencisi tarafından yapılıyor. Avrupalıların Mavi Cami dedikleri camidir işlemelerinden dolayı. E bu soru geldi. Mavi Cami sorusu geldi. Yakın bir dönemde geldi. E buraya notunu almamışım ama yani 4-5 senesi var. Çıkmışlığı var yakın dönemde. E ve Osmanlı'nın 6 minareli ilk camisidir. Bunun üzerinde de durmuştuk hatırlayın minare sayısı devletin gücünü, ihtişamını gösteriyor. Sevgili arkadaşlarım iki ihtimalleri var. Sultan Ahmet'i sorarlarsa klasik dönemin çünkü henüz batı etkisi yok. Batı etkisi lale devri. Klasik dönemin önemli bir eseridir. Bu bir böyle gelebilir. İki Sedefkar Mehmed Ağa'yı mimarını sorarlar. Üç altı minare minare sayısını sorarlar. İlk altı minareli cami hangisidir? Sultan Ahmet ellerinde üç ihtimalleri var. E, Mavi camiyi sorduklarına göre bir daha sorarlarsa e, mutlaka yaparız. Burada da zaten e, bombayı gördünüz. Peki e, dış politikasıyla birlikte e, bir ara vereceğiz duraklama dönemine e, ee, ikinci bir sonraki videoda ikinci videoda da duraklama dönemini bitirmeyi umut ediyorum arkadaşlar. İki videoluk bir ders olacak duraklama. Şimdi birinci Ahmet döneminin dış politikasına bir bakalım arkadaşlar. Bu dönemde bakın 3. Mehmet'ten bu yana devam eden Avusturya savaşları nihayet son bulacak. Hangi anlaşma? 1606 Zitva-Torok antlaşması. Zitva-Torok antlaşmasıyla Eğri Kanije, Estergon kaleleri gibi kaleler Osmanlı'da kalacak. Avusturya kabul ediyor. Bir kereye mahsus tazminat ödeyecek. Daha önce belli yıllarla ödüyordu. Şimdi bir kereye mahsus. Ve işte bizim o en çok beklediğimiz, en çok bilmemiz gereken Avusturya arşidükü Osmanlı padişahına eşit olacak. Hatırlayın işte hatırlarınız derken unutursanız da dikkate bakın kanuni döneminde önemli bir sadrazam vardı öyle değil mi? Pargalı İbrahim, damat İbrahim. İbrahim Paşa Anlaşması yapılmış. Yani diğer adıyla İstanbul Anlaşması. Osmanlı sadrazamı Avusturya Arşidük'üne eşit. Ama şimdi Osmanlı yavaş yavaş gücünden düştüğü için bakın protokolde artık sadrazam değil padişahla Arşidük eşitlenmiş. Osmanlı protokol üstünlüğünü demek ki İstanbul'da kazandı Zitva Torok'la kaybetti. Hatta anlaşmada da Arşidük'e Sezar denecektir. Sezar Kaiser değil mi? Roma İmparatoru e, böyle yazar ama Osmanlı hiçbir zaman Sezar demez çünkü kendini hala daha Avrupa'nın en güçlüsü kabul ediyor. Sevgili arkadaşlarım Zitva Toru bilmek zorundayız ama şunu sorabilirsiniz hocam yani niye savaş bitti ki? Yani neden böyle bir anlaşma imzalandı? Şimdi bakın aslında bunun cevabı çok açık siz de biliyorsunuzdur eminim. Şimdi Batı sınırlarında bir sulh yapılıyorsa, ee, ve burada bir anlaşma zemini ortaya çıkıyorsa bunun nedeni doğudur? Doğuda hangi devlet vardı? İran, Safevi, Safevi devleti demek ki e, doğuda bir takım tehlikeli hamleler yapıyordur. Yani Osmanlı her daim Batı ve doğu denklemini tutar. Şimdi e, örnek vereyim kanuni döneminde İstanbul anlaşması yapıldıktan sonra, İran'a, Safevi üzerine Şah Tahmasp'a sefere çıkmamış mıydı kanuni? Bakın demek ki bir tarafı halledip diğer tarafa gitmek zorundasınız. Öyle iki tarafla da savaşmak zordur. Şimdi burada da aynısı oldu. Zitva Torok anlaşmasıyla Batı'da evet belki üstünlüğünüzü kaybettiniz ama bir anlaşma imzalandı. Kaleler hala sizde. Neden? İran tehlikesi olduğu için. Şimdi bakın inin aşağı, hemen zaten otomatik olarak göreceksiniz. İran'la e, 1612 yılında Nasuh Paşa anlaşması imzalandı. Neden? Şah e, Abbas, Şah Abbas doğu sınırlarında tehlikeli faaliyetlerde bulunuyordu. Dolayısıyla kuyucum Murat Paşa üzerine gitti ve ortada bir <laughs> zeminde buluşuldu. İşte bu anlaşmanın adı, <laughs> affedersiniz, Nasuh Paşa. <laughs> Nedir özelliği arkadaşlar? Ferhat Paşa Anlaşması. <laughs> Hatırlıyor musunuz? Doğu'da en geniş sınırdı. Gürcistan ve Dağıstan alınmıştı. Şimdi o bölgeler <laughs> kime bırakılıyor? Ee, İran'a, Safeviye bırakılacak. Ee, birazcık teknik alancı arkadaşlarım için önemli. 1555 sınırlarına kanuni dönemi Amasya Anlaşması'ndaki sınırlara dönülüyor. Yani Tebriz var, doğudaki Van, efendim işte Bağdat, Irakeyn bölgesi var. Nahçıvan ama Gürcistan ve Dağistan İran'a bırakılıyor. Şunu diyebilir miyiz? Ferhat Paşa ile alınan yerler Nasu Paşa ile bırakıldı. Ama karşılığında da Osmanlı'ya 200 deve yükü ipek ödeyecektir arkadaşlar Safevi. Demek ki, demek ki Birinci Ahmet'in dış politikasında aslında Kanuni dönemine benze, benzeyen bir batı anlaşması, bir de doğu anlaşması söz konusudur. Kanuni döneminde İbrahim Paşa yani İstanbul batıda, Amasya doğudaydı. Bakın zaman ilerliyor ama Zitvatoruk batıda, Masu Paşa doğuda. Sizden şunu yapmanızı isterim, bunu arada söyledim. Bakın hangisi İran'la Safevi ile imzalanmış anlaşmalardan biri değildir diye bir soru gelebilir. O yüzden ne demiştik? Amasya ilk anlaşma kanuni döneminde. Efendim Ferhat Paşa 3. Murat'ta en geniş sınırdı. Şimdi Nasuh Paşa imzalandı. Şu ana kadar 3 anlaşma var. Bakın şöyle bir soru gelebilir diye belki endişe ediyorum. Şimdi Amasya, Ferhat Paşa, Nasu Paşa, Zitvatoruk. E, yukarıdaki anlaşmalardan hangisi Safevi ile imzalandı? 1, 2, 3 bunlar. İmzalanmadı derse Zitvatoruk gibi gibi sorular gelebilir. Zor sorudur ama kenara kıyıya böyle notlar alırsanız işimiz rahat olacaktır. Sevgili arkadaşlarım, e, duraklamada bizi ilgilendiren önemli e, padişahlardan kimleri konuştuk? Şöyle hemen çıkalım tekrar üste. Üçüncü e, Murat'ı konuştuğumuz için daha önce bugün Üçüncü Mehmet'i konuştuk. Bir Ahmet'i konuştuk. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra Genç Osman'ı, Dördüncü Murat'ı, ee, ve Avcı Mehmet'i konuştuktan sonra da artık e, gerileme evresine bizi götüren ikinci Mustafa ile dönemi kapatacağız. Burada hocam şu aradaki e, duraklama döneminde e, bu dönemi ele alan raporları demediniz diye düşünmeyin. Burada e, bu çok teknik, akademik, e, alancı arkadaşlar için geçerlidir. Ama biz 4. Murat'ta özellikle Koçi Bey ve Katip Çelebi'yi konuşacağız sevgili arkadaşlar. Bizi ilgilendiren ikisi olacak ama Halep defterdarı Mustafa Ali, <laughs> Bosnalı bilgin Hasan Kafi Manisalı defter Emini, aynı Ali gibi birçok isim aslında niye bu devlet durakladığını cevabını arıyor. İşte devlet adamları niteliksiz diyenler var. Eski kurallar terk edildi, öte yandan teknolojide geri kaldık diyenler var. Reaya, hazine ve asker sistemi bozuldu diyenler var. Bunları padişaha sunan, rüşvetçiliği, iltiması duyuranlar var. Medreselerin bozulduğunu, beşik ulemasından bahseden yola çıkan isimler var. Önemli. Aslında teşhisler geliyor. Ve bizi ilgilendiren Burada sınav için Koçi Bey'le Katip Çelebi onları da 4. Murat'ta konuşacağız sevgili arkadaşlar. Peki bir ara verelim döndükten sonra da bir sonraki videoda artık 3. Mehmet 1. Ahmet'i konuştuğumuza göre Genç Osman'ı konuşalım. Osmanlı tarihinde e, bu yüzyılın ilk ıslahçı padişahı ama aynı zamanda ilk katledilen padişahı olacak kendisi. Görüşmek üzere sevgili arkadaşlar bir sonraki derste olur mu?